Arkadaşlar merhaba. Bugün topladığımız, bakımı yaptığımız bir diğer ocak ise Primus PT1 Rus ocağı. Bu ocak bize geldiğinde sadece deposu, pardon, dış kasası küflüydü. Bayağı bir paslıydı. Onu direktmen boya sökücüyle boyasını söktük. Bir miktar taşladık. Fırçaladık. Tekrardan boyadık bunu. Boyarken de araba boyası kullandık. Astar, boya ve vernik uygulaması yaptık. Orijinali şu arkadaşlar. Bu sıfır bir ocak. Şöyle bir bakarsanız. Orijinalinde çekişlenmiş boya kullanılmış. Biz farklı bir, daha dayanıklı olsun diye şöyle bir boya kullandık. İnşallah da dayanıklı olur. Kutuyu şöyle bir kenara koyarsak, diğer ana parçalarını toplamaya başlarsak, bunlar arkadaşlar sıfırdı. Bunu herhalde hiç yakmamışlar. Yakmaya denemişler diyelim. Çünkü benzin kantaları ve is vardı üstünde. Onlar temizlendi. Tertemiz ocak ortaya çıktı. Hemen parçalarına bakacak olursak ocağın, şöyle bir deposu var. Çelik depo. Şurada deponun yakıt girişi. Burada da şu jeneratörün bağlantı bölümü var. Toplayalım birlikte. İlk önce deponun kapağını topluyoruz arkadaşlar. Kapağının içinde contası gitmişti. Zaten contadan özelliği belli bir süre sonra kururlar. Kurdukları zaman işlevi olmaz. Yani şunun gibi. Bakın bu eski contası kurumuş. Bu contayı değiştirdik. Kapağı kullanılır hale getirdik. Bu kapağın da bir özelliği var. Şöyle takarak göstereyim. Bu kapak deponun içinde fazla basınç olduğu zaman bu basıncı salmak için yavaş yavaş bypass sistemine sahip. O sistemde şöyle bir şey. Küçük bir mil. Milin ucunda plastik contası. O mil şuradaki deliği kapatıyor arkadaşlar. Bir yayı mevcut. Bu yayda o contayı hareketlendiriyor. Yani alttan basınç geldikçe yayı ittiriyor ve kısa kısa minik minik havayı salabiliyor bypass için. Şurada da bir vidası mevcut. Bakın taktık bunu. Taktıktan sonra şöyle bakarsanız alttan bir hava geldiği zaman şöyle fazla da batırmayacağım. Şuradaki mil dışarıya çıkıyor yani. Hem dışarı çıkıyor hem de fazla havayı sibop olarak görerek salıyor. Deponun kapağını takalım. Hemen ikinci olarak jeneratör sistemine gelelim arkadaşlar. Bunu kuralım. Şimdi bu jeneratör sisteminde bir yakıtın girdiği bir bölüm var. Bu bölümde şöyle bir sistem yapılmış arkadaşlar. Bu sistem yakıtın benzinin bu bezi ıslatması, ıslattıktan sonra buradan geçmesi, geçerken de şurada bakın fileleri var. Süzgeç mi diyorlar buna? Metal süzgeç var. Bu süzgeçler süzülmesi ve en son buradan şunu taktıktan sonra memeye buhar olarak gelmesini sağlayan bir sistem var. Bu gördüğünüz gibi şöyle bir içinde demir bir piminin olan şöyle bezin üstüne sarılı çay süzgeci gibi süzgeç olan bir sistem arkadaşlar. Bunu şöyle borunun içine itiyoruz. Şöyle sıkı sıkıya sonuna kadar ittikten sonra bu yerine oturuyor arkadaşlar. Bunu oturttuktan sonra yerine takıyoruz. Tabii takmadan önce hemen sıvı contamızı koyalım. Sızdırmazlık için sıvı conta arkadaşlar şart. Ve faydalı. Onu bilin yani. Hem sökmede de kolay. Bakın. Teflon bant da kimileri kullanıyor ama teflonlar çok fazla dayanıklı değil. Fazla yakıtı da sileyim, silikonu. Tamamdır. Şöyle bunu çıkarttırmadan deponun içine doğru yerleştiriyoruz. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Pirinç malzemeler genelde hassas oluyor. Çok sıkmayın. Bakın zaten belli kendisi turu geldiği zaman duruyor. Ve durdu. Gördüğünüz gibi. Ayak dayanma yeri burası. Oturdu. Hemen diğer parçalarını takalım. Hem de tanıtalım parçaları. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunun vana ve salma astarı mekanizması var. Şöyle bir mili var arkadaşlar. Bu milin ucu
yakıtın gidip geçişini engelleyen bir ucu var. Şurada bir merdiven basamağı var arkadaşlar. Bu merdiven basamak ise şu iğne mekanizmasını tutarak hareket ettiriyor. Gördüğünüz gibi. Şu ise sıkışmasını sağlıyor mekanizmanın. Bu bölüme ise salmaslara conta koyuyor. Salmasların anlamı nedir? Geriye kaçmaması için hani yakıt ve havanın bir contası var. O conta da bu arkadaşlar. Biraz şöyle yapışmış birbirine. Ben onu sökmedim bozulmasınlar diye. Şurasında bir pul, burasında bir pul. Ortasında ise grafit bir conta var. Yani yedeğinde de şunu göstereyim. Bu contada yedek contası da var. İşte şu contanın arkadaşlar. Şu contanın araya konularak sıkışması. Sıkıştığı zaman şurada şişiyor arkadaşlar. Şişince de şuralarda sızdırmazlık sağlıyor. Biz bunu kullanmayacağız. Çünkü dediğim gibi ocak sıfır olduğu için hiçbir parçası bozulmamış. Sadece birkaç contasını yeniledim. Bu salmastra bölümünü arkadaşlar buraya takıyoruz. Şöyle. Zaten belli bir yeri var. Geçiyor. Geçtikten sonra bunun şöyle oturması için sıkma yönüne çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirdik. Sıkıldı. Bunun bir de kapağı var. Bu kapakla da onu ittiriyoruz. Daha da salmastranın, contanın ve diğer mekanizmanın sıkışmasını sağlıyoruz. Bu ocakların yanında şöyle bir avadanlık gönderiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir anahtar gönderiyorlar. Bu anahtar biri meme anahtarı, biri de bunu sıkma anahtarı. Şöyle hafiften tatlı sert sıkıyoruz bunları. Pirinç malzemeyi çok sıkarsanız patlatırsınız. Ne bileyim çatlatırsınız. Pirinç malzeme çok öyle sıkılmayı sevmez. Doğası gereği tatlı sert olması daha ideal onun. Şöyle sildik. Hemen diğer konuya girelim. Şu iğne mekanizması arkadaşlar. Bu mekanizma aslında hassas bir mekanizma. Şimdi bunu buraya koyarken eğer ki bunu çok üste bırakırsanız bunun tabanı aşağıya dayanıyor veya üst tarafı memeye dayanıyor ve bunun hareketini engelliyor. Bu hareketini de engelleyince aşırı derecede altta bırakırsanız tam kapatamazsınız vanayı. Üste bırakırsanız gene bu sefer fazla açamazsınız. Öyle bir düzensizlik olur. O yüzden bunu ayarlamanın yönü var. Kim arkadaşlarla görüştüm. 1-2 tık falan diyor. İşte kimileri diyor ki şöyle böyle. Bence kendimce bir yöntem uydurdum. Şu an bakın. Açtım. Şöyle yaptığın zaman tulumayı hemen geriye çekiyor. Ben ağzımla şuraya hava üflüyorum. Bu havanın şöyle tamamen sıkıldığı zaman, şöyle sıktığım zaman sonuna kadar ağzıma hava üflüyorum. Buradan çıkıp çıkmadığını kontrol ediyorum havanın. Eğer çıkıyorsa bunu iyi yerleştirmemişimdir. Çıkmıyorsa doğru yerleştirmişimdir. Şu an deneyelim hemen. Evet, doğru yerleştirdim. Şu an hava hiç çıkmıyor. Sıktığınız zaman çıkmıyor. Bu kıvamı yakalayacaksınız. Ben bunu ağzımda niye deniyorum? Bunu ben suyla yıkıyorum bunları. İş bittikten sonra en son sabunu suyla bütün hepsini yıkadığım için tertemiz şu an. Bu içindeki püskülü bile tertemiz bir şekilde. O yüzden rahatlıkla kullanabiliyorum o şekilde. Hemen memeyi takıyoruz. Şöyle memeyi taktıktan sonra şöyle anahtarla tekrardan memeyi biraz sıkıyoruz. Çok da yalama yapmadan. Evet, memenin takılma işlemi bitti arkadaşlar. Sıra geldi. Yanma çanağının yani üst tarafının kafasının takılmasına. Burada alevin çarptığı bir mekanizma var. Onun tırnakları var. Bunu oturttuktan sonra şöyle küçük bir penseyle sıkabilirsiniz. Şöyle tatlı sert minicik sıkarsanız bu zaten alev çarpma yeri sabit kalır. Pirinç malzeme olduğu için öyle aman aman bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra bunu da döndürerek takıyoruz. Taktık. Bu da tamam. Bunun alt bölümünde ispirtoyu koyduğumuz ve ön ısıtmayı yaptığımız bir çanağımız daha var. Bunu da hemen takıyoruz.
patates zamı olduğu için biraz zaman aldı. Bu da tamam. Bir ocağı birlikte topladık arkadaşlar. Şöyle şuradaki bölümü biraz kalkmış havaya. Boyanması için usta bunu kaldırmış ama tekrardan eski haline getireceğiz. Şu anahtarın durma bölüm yeri. Arkadaşlar onu takıyoruz. Deponun kapağını takıyoruz tekrardan. Deponun yine koruyucu mekanizması var. Bunun amacı alevin ısısının direkt depoya vurup da depoyu kaynatmaması, fokurdatmaması için böyle bir kalkan koymuşlar. Bu ısıyı eşit miktarda dağıtmayı sağlıyor arkadaşlar. Bu önemli bir parça, bilginiz olsun. Çünkü bir anda benzin kaynarsa hiçbir işe yaramaz. Direktman dışarıya çıkmak için yol arar benzin ve kötü bir yanma olur. Evet, bu da tamam. Yedek contasını yerine koyduktan sonra şöyle tabloyu kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar, ocağımız şu an kullanım hazır ve nazır bir şekilde hazır duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yakma videosunu da mümkünse bir ara paylaşacağım artık.